Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Şükreden mahrum kalmaz. Merhaba. Ey hadirun. Merhaba. Allah bize afiyet versin. Amin. Sıhhat afiyet versin. Merhaben ey yaravun Şah-ı Merdan. Yeni günümüz açılsın. Mübarek Şehr-i Recep'in faziletleri, şerefleri, afiyet ve nurları üzerimize giydirilsin. Buyurun ey yaran Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'ın ahbapları, Şah-ı Merdan, Allah'ın sevdiği, şerefli kuldur. Esmâhnâ ve esbâhâl mulkû lillâh. Sabahladık ve mülk Allah-u Zülcelal'indir. Bizi de sabahlanan Cenab-ı Rabbul İzzet'tir. Buyurun ey Şah-ı Merdan, size dinleyelim, açılalım. Ferahlanalım. Ferah edemeyen insan hem muğam kuyusunun içine düşer. Buyur ey Şah-ı Merdan, yaranımız size hayran. Ne güzel mesel bildiriyorsunuz. Bu sohbetimiz vücudumuza da ferahlık versin, kuvvet versin, heybet livası giydirsin. Bu sohbetimiz ki Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Bizde bir ağırlık bırakmaz, bir ferahlık getirir. Merhaba ey Şah-ı Merdan, merhaba ey Hazirun, merhaba ey oğlumuz, evladımız, ahbabımız, merhaba. Merhaba, ey canu canan, merhaba. Efendimiz'e hitap, canu canan, canların canı.
olmasa can olmaz. Canımız ondan. Ferahımız ondan. Şerefimiz ondan. Ey Şah-ı Merdan! Bize bugünün nasibiniz, buyurun söyleyin. Bugünün manevi gücünü isteriz. Manevi gücümüz olmadıktan sonra bizim bir kıymetimiz yoktur. Manevi güç, bunu ara. Buyurun ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Bekliyorlar. Kuş yavruları yuvada analarını beklerler. Dane getirsin de ağızlarına koysun. Ne kadar çırpınırlar onlar, o kuş yavrucukları. Anaları geldiği vakitinde bir şey getirecek kendilerine diye. Biz de ey Yaraman Şah-ı Merdan, Allah'ın sevgilisinin sevdiği, meydanların sultanı, Şah-ı Merdan, ondan bir şey ümit ederiz. İnsanız, lakin kamil değiliz. İnsan yaratılış itibariyle yabanıdır. Er-Rahman allemel Kur'an. Cenab-ı Hak Rahman olan Allah, rahmet deryalarının sahibi olan Mevlam. Ucu bucağı bulunmayan rahmetler O'nundur. Rahmandır. Rahmet deryaları O'nundur. Allemel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i talim eyledi. Er-Rahman halakal insan allemehul beyan, öyle değil mi? Sûret-ü Rahman bu. Allahu Ekber. Rahmet, sonsuz rahmet deryaları. Rahman, halakal insan. İnsanı yarattı. Allemehul beyan. Beyan, Cenab-ı Hak'tan Efendimiz'e, Efendimiz'den bize geliyor. Beyan bu. Er-Rahman, halakal insan, allemehul beyan. Buyur ey Şah-ı Merdan, yaranınız size hayran.
ne güzel, ne güzel Rahman-ı Rahim olan Allah-u Zülcelal'in hitabına mazhar olmak. Cenab-ı Allah rahmetini vermek ister. Alıcısı yok mu diyorum. Rahmetini vermek ister Cenab-ı Allah. Alıcısı yok mu? Muhtaç yok mu? Var. Hepsi muhtaç. İsteyenler anahtarını kullansın, açılsın o rahmet kapıları insanlara. Er-Rahman halakal insan allemehul beyan. Neyi beyan ediyor Cenab-ı Allah? İndi uluhiyetinde olan hazinelerden size açacak. Ansırdığın vakitinde elhamdülillah de. Bir genişlik gelsin. Bir ferah gelsin sana. Boş boşuna hapşu dedirtmez Cenab-ı Allah. İnsan ansırdığı vakitinde efendim, elhamdülillah der. Elhamdülillah dediği vakitinde Cenab-ı Hak onun elhamdülillah deyişine bir karşılık ikram eder. Allemehul beyan. Kimdir o? Cenab-ı Allah'ın muhatap tuttuğu kimdir? Dinlesin. Server-i kainat, bütün kainat kendisi için yaratılmış ve onunla şereflendirilmiş olan Sultan-ı Enbiya'dır. Allahu Ekber. Buyur ey Şah-ı Merdan, size yaranınız hayran, işitelim, biz bilmeyiz, allemehul beyan, bize beyanı öğretti. İnsan, Allah-u Zülcelal'in huzurunda Habibi Kibriyası olan Efendimiz'dir. Kainatın Efendisi. Ona beyanı öğretti. Beyan dediği vakitinde Şeyh Mehmet Efendi. Beyan denizler deryalar misalidir. Denizler deryalar misalidir. Beyan açıklık veriyor. Neler neler yarattığına dair bildiriyor Habibine. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizindir bu meydan. Öyleyse söyle bakalım, beyanı isteyen, ey yaran,
Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim beyanın anahtarıdır. Allemehul beyan. Cenab-ı Fahru Risalet Efendimiz'e ona beyanı öğretti. O beyanın hududu bilinmez. Öyle hazinelerdir. İsteyiniz diyor. O Allah-u Zülcelal ki beyanı talim eyledi. O beyan bir nokta değildir. Belki namisal hiçbir suretle bir tarif yapılamayan beyan denizleri vardır. Bitmez, tükenmez. Cenab-ı Efendim. İşte Şah-ı Mervan o hazinelerin kendisine takdim olunduğu Habibullah'ın tercümanıdır. Şah-ı Mervan Arslanların Arslanı. Buyur ey Şah-ı Mervan, sizin beyanınıza hayran. Bu zayıf kullar. Rabb-i idrafena bi ridak. İnsan zayıftır. Rabb-i idrafena. Zayıflığımızı üzerimde alsın, alır. Alınsın ki bu hazinelerin kapıları bize açılsın. Cenab-ı Rabbul İzze onu hazineleri, yerlerin göklerin hazinelerini Habibine verdi. Anahtar onda. Ondan da ammi oğlu Esadullahil Galip Ali İbni Ebi Talib Şah-ı Merdan'dadır. Ey yaran Şah-ı Merdan. Ey insan. Ey insan. Arslanlarla beraber yürü. Haşamlar huzuru eşeklerle yürüme. Arslanlarla beraber arslanlar yürür. Haşamlar huzuru eşeklerle eşekler yürür. Öyleyse sen ey insan Şah-ı Merdan'a zikre, Şah-ı Merdan'ın yaranından ol. Ki arslandır o, onun arslandığından sana da giydirilsin.
Sen de arslan olasın. Eşeklerle beraber olma. Arslanlar var, eşekler var. Arslanlarla görürsen arslan olursun. Ey yavrum Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan onun için. O arslan Allah'ın arslanı. Yürüyenlerde arslan sıfatı var. Sultan sıfatıdır. Onlarla beraber olursa. El-Mer'u ma'l-Hab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Arslanla haşreş olan arslandır. Arslan kimdir? Sultanın huzurunda olandır. Padişahın huzurunda arslan bulunur. Yani eşek bulunmaz. Sultan arslan tutar. Yani haşamiler huzurunda eşek tutmaz. Kişi de sevdiğiyle beraberdir. Öyle insan, arslan tabiatlı olan kimselerle haşr-ı neş olursan, o onların mevkiplerine dahil olursun onlarla beraber. Onun için ey insan, insan hayvandır, yaratılış itibariyle. Lakin bir sınıfı arslandır, bir sınıfı hayvandır. Sen kimle beraber olursun? El-Mer'u ma'l-Hab. İşi sevdiğiyle beraberdir. Samanı seven haşamir eşektir. Arslan saman yemez. Arslanın rızkı başkadır. Heybeti başkadır. Şanı başkadır. El-Mer'u ma'l-Hab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sev arslanları. Ara. Ara bulasın. Onları bulursan onlar seni kabul eder. Sen de arslanlardan olursun. Aramazsan eşeklerden kalırsın. Onun için ey yavrun Sahi Merdan, ey Allah'ın arslanının ahbapları, arslan olmaya bak. Arslanlarla beraber ol. Bu dünyada sen saman yemek için yaratılmadın. Ey yavran Şah-ı Merdan. Bu dünyada sen ilahi davete çağrılmış olan şerefli mahluksun. Vallahu yed'u ila daris selam. Hacı Mehmet.
Darüsselam'a davet eder. Eşekleri davet etmezler oraya. Haşa. Sümme kella. Darüsselam'a davet ettikleri kimlerdir? Aslanlardır. Merkepler değildir. Dünyaya koşturan merkeptir. Sultana koşturan sultandır. Bu aleve geldin, ilahi saltanattan sana giydirilir. Gökyüzünün saltanatından giydirilen müstesna kimseler, peygamberler sultanı, Efendimiz. Cemî enbiya var, o şeref libasından giydirilmiştir. Onu giymeyen sınıfı hayvan sınıfıdır. Dünyada o şeref libasını giymeye bak ki Allah'u yedû ilâ darüsselâm. Darüsselâm'a davet olunanlardan olasın. Allahu Ekber. Buyur ey Şah-ı Merdan. Milleti Şah-ı Merdan kötü dünyaya çağırmamış. Kötü dünya hayvanlarındır. Şah-ı Merdan seni sultana, sultanlığa çağırmıştı. Sultan davetine gideceksin. Vallahu yedû ilâ darüsselâm. Allah-u Zülcelal davet ediyor darüsselâm'a. Dört ayaklar girmez oraya. Arslanlar girer. Arslan heybetiyle girerler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahilhamd. İşte her gün yalan Şah-ı Merdan diyoruz. Şah-ı Merdan Vallahu yedû ilâ darüsselâm. Allah-u Zülcelal has kullarını darüsselâm'a davet eder. Herkes oraya girmez. O meclise arslanlar girer. Arslan sıfatı gey, o meclise gir. Ey yaran, Şah-ı Merdan'a sevenler, dinleyiniz, kötü dünyayı bırakınız, darüsselâm'a gitmek için hazır olasınız. Size o libas giydirilsin, arslanların libasını giydirsinler. Öteki hayvanlardır. Hayvan elbisesi giyen başka, arslan elbisesi giyen başkadır. Merkebin giydiği başka, arslanın giydiği başkadır. Vallahu yedû ilâ darüsselâm. Allah-u Zülcelal darüsselâm'a davet ediyor. Kimi davet eder? Sultan. Dünya sultanı. Meclisine merkebi çağırmaz. Lakin sultanları çağırır. Sultan sıfatı gey ve darüsselâm'a gir. Ey Rabbimiz,
Bize de nasip eyle. Buyur ey Şah-ı Merdan. Üzerimizdeki ağırlık gitsin. Bu ay Recep-i Şehrullah'tır. Dünyanın peşinde koşanların beş paralık kıymetleri yoktur. Allah için kılıç çekmeyenlerin kıymeti yoktur. Allah için kılıç çekenlerin kıymeti vardır. Allah ve ma remeyte izâ remeyt. Öyle mi? Ve lakin Allah'a rama. Allah ile beraber ol. Allah-u Zülcelal'in giydirdiği şeref libasını tut. Kötü dünyaya koşturma. Allahu Ekber. Buyur ey Şah-ı Merdan. Size yaranınız hayran. Üzerimizdeki ağırlık gitsin. Mahusus bu Recep-i Şehrullah'tır. Cenab-ı Allah'ın ismi verilmiş olan mübarek ay Şehrullah Allah'ın. Bu ayda zalimlerin kökünü keser Allah. Ey Şah-ı Merdan, elindeki zülfikar, Allah'a tazim etmeyenlerin boynunu vuracaktır. Allah'a tazim et. Allah'ın has kulları arslanlardır. Onlara dokunma. Ey Rabbimiz, bu Recep'in Murecep, bu ayda senin kullarına zulmedenlerin kökü kesilsin. Onlar kabirlerinde vahşi hayvan bulacaklar. Onları parçalayacaklar. Tekrar dirilecekler. Kıyamete kadar o azap içinde kabirde kalacaktır onlar. Allah'ın kuluna dokunma. Ey yavrum Şah-ı Merdan. Ey Şah-ı Merdan'ın ahbapları. El mer'u ma men ahab. Kişi sevdiğiyle beraber. Şemhamed Efendi. Arslanları sev. Arslanlarla arslan olursun. Eşeklerin meclisine girme. Eşek olur. Haşa minel huzur. İftihar et. Ara ve bul. Allah'ın şeref libası giydirdiği Şah-ı Merdan, onun emsalini bul, onunla beraber ol. Şeref bulasın. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bize bunu Cenab-ı Mevla unutturmasın. En büyük şeref Bismillahirrahmanirrahim demektir. Arslanlar söyler. Bismillahirrahmanirrahim. İzin verilmiş olan mübarekler söyler. Ki onların Bismillahirrahmanirrahim deyişi dünyayı mağripten başlığa atar.
onlarda olan ilahi keramet var ki Efendimiz'dedir. Efendimiz de o kerameti alır. Onlar dünyaya koşturmaz. Dünyadaki bütün insanlardan da korkmaz onlar. Onlar bir kişinin gözüne bakarsa yere yıkılır. Ey Şah-ı Merdan! Sizindir bu meydan. Yaranınız size hayran. Bizi de iman ile doldurunuz. Edeble doldurunuz. Şerefi İslam ile doldurunuz. Kulluk şerefiyle doldurunuz. Bu mübarek ayla. İsteriz ya Rabbena. Hepimiz senin kulların ya Rabbim. Er-Rahman allemehul. Halakal insan allemehul beyan. Beyana bak. Bıraktılar Kur'an-ı Kerim'i. Canavar oldular. İnsanlıktan çıktılar. Kur'an-ı Kerim'i kim bıraktıysa insanlıktan çıkarılmıştır. Yazıklar olsun. Koskoca milyarla Müslüman tapusunda yazılı olanlar Kur'an-ı Kerim'i okumuyorlar. Okutmuyorlar. Öğrenmiyorlar. Öğretmiyorlar. Çekecekleri vardır. Şerefimiz Kur'an-ı Kerim'le, şerefimiz Allah'ın sevgilisiyle, onun yolunda yürümeklendir. Allah nurumuzu artırsın. Bu Recep Şehrullah'tır. Zalimleri birbirine düşürecek. Ve gökyüzünden fermanlı olan sultan gelecektir. Yeryüzündeki zibilleri süpürüp atacaktır. Gökyüzünden saltanat libası giydirilmiş olan mübarekler gelecektir. Ya bugün ya yarın. Ey Rabbimiz! Bizi şerefli kullarınla beraber müşerref kıl. Şerefimiz şerefli kullarlandır. Arslanlarlandır şerefimiz. Eşeklerle şeref olmaz insan. Ey ya beni Adem! Hudu hizrekum. Ey Ademoğlu, sakınınız nereden? Şeytanın tuzağına düşmekten. Allah bizi o tuzağa düşmekten saklasın. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ne güzeldir beyanınız. Ne de şanlıdır bu beyan. Bismillahirrahmanirrahim. Çek ve korkma. Çek ve korkma. Şeref var sana. Ama o şereften bizi mahrum etmesin. İndallah da şeref ara. Bu zibil dünyada şeref arama. Şereflilerin meclisinde şeref ara. Şah-ı Merdan'ın meclisi. Şah-ı Merdan'ın yaranı arslanlardır. Allah bize güman versin. Heybet libası giydirsin. Şeref libası giydirsin. Afiyet libası giydirsin. Kulluk libası giydirsin bize Cenab-ı Allah'ım.
Ey Rabbimiz, yerleri gökleri mükessen. Şeytan, insanoğlunu hayvan kılmış. Şerefli insanı hayvan yapmış kendisine. Şeytanın dolaşmadığı yer yok. Bir defa Medine-i Münevvere'ye gitmiş o. Harem-i Şerif'e girmeye izin yok. Kapının dışında bekliyormuş. Elinde kolunda üzengi dediğimiz yular. Bir sürü yular varmış. Bayezid Bestami Hazretleri dışarı çıkarken bakmış, anlamış onun, ne işin var demiş burada. İşim demiş, bana uyanları yuvarlamaktır. Şeytana uyanlar, şeytanın hayvanları olur. Bunlar ne içindir? İçeride benim beklediğim adamlarım var. Çıkarken onlara bakacağım demiş. Yuvarlayacak. Bugün şeytanın yuvarlamadığı, gem takmadığı, üstüne bilmediği insan kalmadı. Peygamber yolunu aleyhissalatü vesselam takip eden insan kalmadı. Şeytanın yoluna gidenlerin haddi hesabı yoktur. Yazıklar olsun. En şerefliyim. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı Habibinin yolunu tutan yok. İnsanın düşmanı şeytanla beraber giden hesabı yok. Hesapsız onlarda. İlk öğreteceğin budur. Allah'a kul ol. Şeytana hayvan olma. İşte bunlar diyor, benim hayvanlara takacağım da bileyim üstlerine. Bugünkü insanların hepsi müstesna olanları var, onlar başka. Umumuna gem takmış şeytan. Sokaklarda koşturduyor. Bağırıyorlar, açız. Aç olsan at gibi koşturun ve sokakta. Nasıl iş bu? Açız diyor. Dünyada herkese yetişecek rızık var. Onu bırakıyor da bağırıyor, biz açız. Ne içecek, çakacak, onun için aç. Yani şeytana hizmet yapacak. Para yok elinde. İçip çaksın, her pisliği yapsın. Para yok, onun için çağırıyorlar. Açız, yalan. Karın can da rızkı tayin olunmuştur. İnsan şerefli mahluk. Onu bırakır mı Allah? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ لَعَلَى اللّٰهِ رِزْوَانَ Karın can da rızkı vardır. Her yaratılmışın rızkı vardır. Aç bırakmaz Cenab-ı Allah. Karıncasından geçmez. Lakin insanların yaptığı, aradığı edepsizliktir. Açız dediği, şeytanın bizi öğrettiğini yapamıyoruz.
Onun açız diye çağırıyorlar. Ey Rabbimiz, bize sahip, bize sultan gönder. Senin şeriatını yüksek yüce tutacak sultan gönder ey Rabbimiz. Kadir ve muktedir sensin. Biz aciz kullarız ya Rabbi. Esselamu aleyküm. Ey Şah-ı Merdan, ifadeniz güzeldir. Manevi güçle isteriz ki kendimize sahip olalım. Kendine sahiplik yapamayan insan değildir. Kendine sahip ol. İndallah'ta şeref bul. Kendine sahip olamazsan indallah'ta şerefin yoktur. Şeytanın yanında var şeytana göre. Lakin indallah'ta yoktur. Ey Rabbimiz mübarek ayet. İsmi Celil'e nispet olunan Recep-i Şerullah. Bize kuvvet ver. İlahi saltanatının hizmetinde duralım ya Rabbana. Başsız kaldık. Bize sultan gönder. Başımıza sultan gönder Rabbimiz. Ey Rabbimiz, kadir-i muktedirsin. Ol Habibi Kibriyan hürmetine. Bize kuvvet ver. Heybet libası giydir. Heybet libası İslam'dadır. Uydurma ve fermalarda değildir. Gökyüzünden enen heybet libası vardır. Buradaki terzilerin uydurma üniformalarıyla şeref olamaz insan. Gökyüzünden enenle şeref olur. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Bu kullarını da affeyle. Bu şehrullah mübarek ayın gücü ve kuvveti zahir olsun. Şeytan ezilsin. Sultan ayağa kalsın. Ey Rabbimiz kadir-i muktedirsin. Ol Habib-i Ekrem'in hürmetine. Şah-ı Merdan'ın yaranına da o günleri göster. Fatiha. Talim et millete insanlığın ne olduğunu. Şemmel Efendi. Mezunsun. Oku bana oğlum.